Şimdi şekil vermiş. AB uzunluğunu istiyor, doğru mu? Şimdi A noktası burada ne? X1'e Y1 noktası. Şimdi burası karmaşık düzlem olduğu için karmaşık sayılar da karmaşık düzlemde bir nokta belirtir, doğru mu? X2'ye Y2 noktası. İki nokta arası uzaklık, bildiğimiz analitik çözümü bunun. Analitiğe döndü. İşte nedir? X2'nin X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesinin karekökü. Bu kadar basit. Şimdi asıl önemli şeylere geldik. Bu bildiğiniz iki nokta arası uzaklıktır. Şöyle bir ifade görüyorsanız Z, bunu eksi parantezine aldığınız zaman merkezi AB olan ve yarıçapı da R olan. Hiç bu eşitliğin karşı tarafında R'yi, yani atıyorum köküdür, şudur, budur değil. Ne görüyorsanız o. Yarıçap o. Gün gibi ortada. Merkezi AB, yarıçapı da R. Şekli de şöyledir arkadaşlar. Merkezi AB olan, yarıçapı da R olan bir çember belirtir bu ifade. Hepsinde aynı. Eksi parantezine alınca merkezi bulduk. E şimdi küçük eşit var. Ne yapacağız? Demek ki bunun iç tarafını tarayacağız arkadaşlar. İç tarafını belirtiyor. E şimdi büyüktür ifadesi var. Yine bunun merkezi AB. Eksi parantezini aldık. Bunun da merkezi AB. Şimdi büyüktür ifadesini görünce demek ki dış tarafını belirtiyor. Birkaç örneğe bakalım. Mesela burada hiçbir şey yok. Soruya baktık. 1 büyük ve eşittir mutlak z, büyüktür 4. Z de karmaşık sayı demiş. İşte tanımını falan vermiş. Z burada z eksi 0'a 0, yani hiçbir şey yok bunun. Merkezi 0'a 0. Değil mi arkadaşlar? Merkezi 0'a 0. Şimdi merkezi 0'a 0. Yarıçapı 1. Şuradan bakınca yarıçapı 1 bunun. Nereye belirtir? Dışı belirtir. Şimdi yarıçapı 1 buralar. Şimdi bir de baktım yarıçapı 4. Değil mi? Yarıçapı 4 arkadaşlar bunun da. Biri diyor ki dışını tara, biri diyor ki içini tara. O zaman hemen farklı renk aldım. Demek ki burasıdır. Bu bölgeyi istiyor. Bu bölgeymiş. Şimdi bu soruyu az sonra çözeceğim. Geldik. Şöyle bir soruya. Kümesinin karmaşık düzlemdeki görüntüsü. Şimdi bunu eksi parantezine al. Niye eksi parantezine al hocam? Bunun merkezini bulasın. Bu çember belirtiyor. Görünce söyledin hemen. Merkezi eksi 2 eksi 4. Yarıçapı da 3 olan bir çember. Hadi bakalım. Eksi 2'ye eksi 4 olmuş. Yarıçapı da 3. Şöyle işte. Arkadaşlar şöyle bir şey olsun. Tam çizemiyorum. Ya o kadar da önemli değil görüntüsü. Yani sadece bunun buradan çıkartacağımız yorum şu. Yarıçapı 3 merkezini bulabildim. Ve yarıçapı 3 olan ne belirtir? Bir çember belirtir. Şimdi karmaşık düzlemdeki görüntüsü. Bakın bu sefer de dışa. Ama eşitlik yok. Ben eşitlik olduğu için böyle çizmiştim. Dümdüz. Devam ettirerek.
Şimdi bu işaret olduğu zaman kesiklidir ha. Dikkat edin onu. Şimdi z eksi parantezini aldım hemen. 2 artı 3 iyi oldu falan filan. R'si bunun 2 oldu. Merkezi bunun 2'ye 3. Dikkat. Ama bunun 2'ye 3 ya bu. Merkezi. Yarı çapı da bunun 2. Şöyle bir şey oldu sanırsam. Şöyle oldu arkadaşlar. Çok iyi çizemedim. Kusura bakmayın. Şimdi yarıçapı da 2 ama bu kesikli kesikli. Şimdi şöyle. Bu bir bütün değil. Kesikli kesikli. Bunu bilin arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Az önceki soruda bunun içi taranacaktı. Şimdi burada bunun dışı taranacaktır. Bak içine doğru çünkü. Az önce söylemiştim bunu. Burada dışına doğru. Bunlar çok basit şeyler. Dikkat edeceğiz arkadaşlar buna. Mesela az önceki soruya geldik. Unutmadım, merak etmeyin. Şimdi bu soruda düzlem ifadesinin düzlemde belirttiği şeklin alanı kaç pi diyor. Dikkat. Şimdi az önce söyledim. Bayraktar Hoca'nın öğrencisiyseniz hemen yapıştıracaksınız. Mutlak sayının karesi. Özellik bu. E bu mutlak z büyüktür 3. Her tarafın kökünü aldın ha. 6. E bu neydi? Merkezi sıfıra sıfır olan bir çember verilmez miydi? Yarı çapı birinin 3, birinin 6. Doğru mu? Hemen çizelim. Siyah kalem aldım. Merkezi sıfıra sıfır zaten bunun. Yarı çapı 3 bunun. Bunun yarı çapı 6. Birinin içini tara diyor. Birinin dışını tara diyor. Bak bu. İçini tara diyor hepsini. Bu diyor dışını tara diyor. 3'ten 4, 5, 6 gibi yerlerin dışını tara diyor. Bu ikisinin kesişim kümesidir. Yani şurasıdır. Şöyle yapayım. Halka içinde halkayı çıkartacağız yani. Buralar 6'ydı. Çemberin alanı, dairenin alanı pire kare. Ne oldu? R'si 6 olanın 36 pi eksi 9 pi'den ne oldu? 20, 27 pi oldu arkadaşlar. Karmaşık sayılar arasındaki uzaklık. Şimdi karmaşık sayı bunlar ama bunlar da sonuçta bir nokta karmaşık düzlemde. İki nokta arası uzaklık diyor adam aslında. Espri, ya bu işin hiçbir esprisi yok. 4 eksi 6. Z1 noktası. Z2 noktası. Dikkat. Ters vermiş. Eksi 1'e 2. Bu sizi yanıltmasın. Bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Şimdi arasındaki uzaklık Pisagor. İşte Z2 eksi Z1 apsis için 5 25 artı 2 eksi eksi 6'dan 8 64 kök için aldım. Kök 89. İfadesini alabileceğim büyük en küçük değer. Bir de böyle sorular var. İki farklı yoldan yapacağım size. Önce basit yoldan başladım. Öğrenciler basit yolu seviyor hep. Şimdi dikkat. Merkezi sıfıra sıfır. Şu anda bunun yarıçapı falan var mı? Yanında görüyor musunuz bunun yarıçapını? Yok. O zaman bu bir nokta belirtir. Yine eksi parantezini alıyoruz. Şöyle ya bu. Merkezi yani nokta aslında yine merkez alışkanlık olarak söylüyorum ama nokta 5'e eksi 12.
merkezi 0-0 olan R'si 3 olan bir çember. Hadi uzun yoldan yapalım önce. Merkezi 0-0. 5'e eksi 12. Şuymuş yani. Şimdi noktamız da bu. Allah Allah, noktamız da bu. İfadesini alıcı en büyük en küçük değer. Dikkat. Şimdi şunu aldım. Bu noktaya, bu çemberin en uzak noktası şurasıdır. Alabileceğim büyük değer budur. Dikkat. E hocam, en küçük değeri söyle. En küçük değer de şudur. Baktın. Buraya baktın şimdi. 12, 5, 5, 12, 13 zaten. Şimdi bu uzunluk 13, doğru mu? Şurayı görmüyoruz arkadaşlar. 13. En küçük değer için bunun R'si 3 değil miydi? Yarıçapı çıkart. O zaman en küçük, doğru bildiğiniz arkadaşlar, 10. En büyük için yarıçapı ekle. Şurası 13'tü zaten. Yarıçapı ekle. En büyük 16. Şimdi geldik kısa yol. Eğer merkezi 0'a 0'sa, ama merkezi 0'a 0 olması gerekiyor. Hemen baktım. Hiç bu şekilleri çizmeme falan filan gerek yok. Merkezi 0'a 0'sa birincisinin, baktım. Hemen 5, 12, 13. Alabileceği en büyük değer 13 artı 3. Yarıçap eklerim. Bu en büyük değerdir. Yani 16. 13 eksi 3. En küçük değer 10. Yarıçapı çıkartırım. Şunu direktman bulup pratik olarak yapmaktır bu da. Ben pratik yolu daha çok seviyorum. Ama tekrar söylüyorum, dikkat. Merkez 0'a 0'sa geçerli. Şöyle bir soru. Merkez 0'a 0 değil hocam. Ne yapacağız? Hemen baktım. Önce bu bir çember belirtir. Özelliklerini yaz bana. Ben söylemeden yazın hemen. 1'e eksi 1. Eksi parantezini aldım. Çünkü R'si bunun 3. Şimdi bu noktanın koordinatları eksi 14'e 7. Yine bunun da eksi parantezini alıyorum ben. Şimdi yine yazalım. Yine yazalım, bir karışıklık olmasın. Siz de bakınca şak diye görün. Eksi parantezini alıyorum, nokta ortaya çıkıyor. Şimdi bunu hiç çizmeden arkadaşlar, biliyorsunuz benim çizimim biraz kötü. Çizmeye de gerek yok. Siz de çizmeden yapacaksınız. O da çok basit. Hiç çizmeden 2 nokta arası uzaklık. Bakalım. 1 eksi 14, 15. 15'in karesi kök içinde. Eksi 1 eksi 7. Ne oldu? 8. 8, 15, 17 üçgen oldu bu. Şimdi ne yapayım? Yine bazı arkadaşlarım diyecek, ya hocam hemen söylüyorsunuz, geçiyorsunuz falan. Onlar için tekrar yapayım. Yani 15'in karesi 8'in karesinin kök içinde 17. Değil mi? Yarı çap ekle. 20. Bu en büyük değerdir. Yarı çap çıkart. 14 en küçük değerdir. Bu kadar basit arkadaşlar. Ne yaptık? Merkezi 1'e eksi 1 olan, yarıçapı 3 olan çember ve merkezi eksi 14'e 7 olan bir nokta.
iki noktası uzaklık. Yarıçapı eklersen en büyüğünü bulursun. Yarıçapı çıkartırsan en küçüğünü bulursun. Bu kadar basit.